Herkese merhaba, ben Mustafa. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlk fragmanı Ocak ayında yayınlanan Müslüm filminin ikinci fragmanı dün yayınlandı. İlk fragmanı seyredince aslında o kadar da etkilenmemiştim. Ancak ikinci fragmanı seyrettikten sonra bununla alakalı bir video çekmeliyim diye düşündüm. İki fragmanı da seyredenler bence ne demek istediğimi anlayacaklar. Yani ilk fragmanda böyle eğlenceli bir müzik koymuşlardı arka tarafa. Hani sanki Müslüm Baba'nın hayatını anlatmıyormuş da başka bir filmmiş gibi. Ama şimdi ikinci fragmana böyle birazcık daha ağırdan bir müzik, damardan bir müzik koydukları için daha etkileyici bir giriş oluyor. Ne oluyor acaba diye de merak etmiyor değil insan. Yalnız burada da dikkatimi şey çekti, hani dönem filmde anlatıyorlar ya, gerçekten o renkleri falan güzel vermişler. İşte kostümler, sokakların yapısı, araba bayağı canlı ve cafcaflı renklerden oluşmuş. İşte böyle müzikler koyun ya. Bakın gerçekten ilk fragmanın linkini aşağı bırakacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Keşfedildiği yer ve keşfeden adamlara bakın. Zerrin Tekin de orada çok asil bir kadın değil mi ya? Baba, Müslüm Baba. Evet, burada da oyuncu kadrosunu görüyoruz. Ya bence gerçekten bu fragman birazcık daha etkileyici olmuş. Hani insanın izleme isteği geliyor. İlk fragmandan sonra bu birazcık daha vurucu bir etki yapıyor. Özellikle yeni nesil için Müslüm Gürses'i tanımak adına bence güzel bir film olacak gibi. Oyuncu kadrosuna bakalım. Timuçin Esen zaten benim çok beğendiğim bir oyuncu. Hani Müslüm Gürses'i canlandıracak olması da işte o olgunluk dönemini canlandıracak olması da bence iyi olmuş. Zerrin Tekin doğru zaten sahnede de seyrettim. İnanılmaz iyi bir oyuncu ve zaten fragmanda da gördüğünüz ne kadar asil duruyor, ne kadar duru duruyor. Ayça Bingöl'ü de ben o öyle bir geçer zamankideki oyunculuğundan hatırlıyorum. Gayet o da başarılı bence. Erkan Can, Erkan abiyle zaten biz bir filmde oynamıştık beraber. Toprağın Çocukları diye köy enstitülerini anlatıyor. Oradan tanıyorum kendisini. O da çok baba bir abimizdir. Onun da bu filmde oynayacak olması gerçekten beni mutlu etti. Taner Ölmez keza öyle. Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçal, Caner Kurtaran, Gonca Gülsunar, bunlar da filmde oynuyormuş. Ve galiba konuk oyuncu olarak da öyle yazıyor. Güven Kıraç, Erkan Kolçak, Köstendil ve Alten Erkekli. Ya kadro inanılmaz, kadro bayağı güzel. Yönetmen de Keçe zaten. Bir de Can Ulkay galiba, evet, ikisi beraber yönetmenliği yapmışlar. Bence kadro efsane, bu film izlenmeye değer. Bakalım film vizyona girdiğinde gidip göreceğiz nasıl bir film bizi bekliyor. O zaten hani görüntülerin duruluğunu, görüntülerin o sıcaklığını bayağı hissediyorsunuz fragmanı seyredince. Bakalım film geldiğinde gideceğiz, bununla alakalı da bir inceleme videosu çekerim. Müslüm Baba rahat uyu, seni unutturmayacağız. Evet, benden bugünlük de bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada, buradaki videoları da seyretmeyi unutmazsanız ve tam şuradan da kanalıma abone olursanız aşırı derecede mutlu oluyorum. Siz bunu zaten biliyorsunuz.